Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndan sesleniyoruz. Ekranları başına kilitleneceksiniz. Birinci maçımız Mavi Köşe, İran'dan Arman Bazyari. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Porsuk Spor Salonu'nda bu gece harika bir gece olacak. Ve kickboksun duayen isimlerinden Sami Akın, Şenol İpek'le birlikte bu geceyi hazırladılar. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünü. Eskişehir'de tribünler dolu. Sami Akın Hoca yanımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, iyi akşamlar. Güzel bir organizasyon olacağının garantisini veriyoruz. Çok güzel maçlar var. Eşleşmeler çok güzel. Ve ilk sporcu Arman Bazyari kickboksör bizde geldi. Çılgın Serdar Yiğit Eroğlu'nu şimdi çağırıyor. Çılgın Serdar Yiğit Eroğlu. Hocam geceyle ilgili görüşlerini alalım. Müsabakalarda başlamak üzere artık. En güzel kadrosunu kurdum. Her şey çok zorladım. Çok zor bir eşleştirme yaptım. Gerçekten Türkiye'de en başarılı sporcuları ve Avrupa'nın da birbiriyle eşleştirmede çok zorlandım ama bütün maçlar çok büyük heyecanla geçecek, buna eminim. Zaten maç bitiminde de Türkiye'nin çok büyük takdir alacağımı umuyorum ve bu amaçla zaten bu kadroyu yaptım. Eşleştirmeleri çok güzel. Bütün maçların hepsi çok büyük heyecanla geçecek. Evet, Sami Akın hocayla birlikte müsabakaların anlatımında sizlerle olacağız. Serdar Yiğit Eroğlu geldi. Son dönemlerin yükselen değeri gerçekten de ve 12 evet. Maçının 11'ini kazandı. Şimdi Faykan Sedat'a gidelim. 1.88 boy, 91 kilo, 4 maçı var, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 nakavtı var. Arman Bazyari. Ve kırmızı köşe, Gaziantep Türkiye'nin gururu, Serdar Yiğiteroğlu, 23 yaşında, 1.85 boyunda, 88 kilo. 12 maç yaptı, 11 galibiyet, 1 mağlubiyet, 7 nakavtı var, Serdar Yiğit Eroğlu. Orta hakemimiz, uluslararası Şahin Koca. İzleyelim sevgili izleyiciler, çünkü Serdar gerçekten çok formda bir isim.
Ama Sami Akın Hoca bu gece bu müsabakada Armand Bazyarin'in ağır basacağını düşünüyor. Ben de bu maçın skorunu gerçekten merakla bekliyorum. Hele hele bu maçtan sonra müthiş bir kapışma, harika bir rövanş var. Yusuf Mehmetoğlu, Sinan Çağla ve tabii ki gecenin maçı gerçekten mükemmel olacak. Can Udakruz, Atakan Arslan, Avatar Atakan ringe çıkacak. Birinci round başladı. Armand Bazyarin sert bir low kick attı. Şimdi Serdar'dan bir middle kick. Bakalım Serdar neler yapacak Armand Bazyarin karşısında sevgili izleyiciler. Çok formda kickboksörümüz Serdar Yiğit Eroğlu 12 müsabakanın 11'ini kazandı. Açıkçası ben Serdar'ın bu müsabakayı da kazanacağını düşünüyorum ama Sami Akın bir duayen, yılların antrenörü, gerçekten de onun favorisi Armand Bazyarin olunca şaşırdım. Bunu söylemek istiyorum. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak. Ben de merak içerisinde bekliyorum. 11 galibiyetinin 7'sini knockout'la aldı Serdar Yiğit Eroğlu sevgili izleyiciler. Armand Bazyarin şimdi direkt yumrukla girdi. Middle kick'le tamamladı. Serdar hemen middle kick'le cevap veriyor. Sert vuruyor şimdi Serdar'dan. Serdar'dan alta bir vuruş. Fakat bir daha yapmaması gerektiğini söyledi. Şahin Koçak ring hakemi ayağını tuttuğu için Serdar'a uyarıda bulundu. Bir kez daha birbirlerine sarıldılar. Serdar kapandı. Dikkatli Serdar sert vuruyor. Sert vuruyor. Middle kick'i. Bir low kick Armand Bazyarin'den. İranlı 32 yaşında sevgili izleyiciler. Armand Bazyarin ve 91 kilo çıktı kantlarda. 3 kilo daha fazla Serdar Yiğit Eroğlu'ndan. Geçtiğimiz hafta yine Adana'da müthiş bir maç çıkarmıştı Serdar Yiğit Eroğlu. Kazanmıştı. Armand Bazyarin'in sert darbesi var. İranlı etkili oldu. Kolay lokma olmadığını gösterdi Serdar'a. Serdar bunu anlamış durumda birinci round'da sevgili izleyiciler. Şimdi yine birbirlerine sarıldılar. Zor bir müsabaka. Serdar Yiğit Eroğlu için sert vuruyor. Sert vuruyor lock 2. Sert vuruyor. Birbirlerine sarıldılar yine. Şimdi diz darbeleri var. Diz darbeleri var. Serdar Yiğit Eroğlu'nun henüz ilk round'un son dakikasındayız sevgili izleyiciler. Yine ileri doğru. Bu arada Serdar ayağını tutunca bir kez daha uyarı aldı. Yapma artık bunu diyor Şahin Koçak. Bir kez daha uyardı. Ve yeniden dövüş. Armand Bazyarin rakibine dikkatli bakıyor. Serdar da aynı şekilde alttan bir lock kick geldi. Şimdi bir lock kick çok sert vuruyorlar birbirlerine sevgili izleyiciler. Müthiş bir eşleşme gerçekten. Armand Bazyarin de çok güçlü. Ve ilk roundda kıran kırana bir müsabaka izliyoruz. Serdar yukarı çıktı. Serdar Yiğit Eroğlu sevgili izleyiciler Rumeli Üniversitesi sporcusu, aynı zamanda Rumeli Üniversitesi spora katkılarından dolayı teşekkürü hak ediyor. Bunu da vurgulayalım. Bu arada Serdar'ın sevgili izleyiciler sol tarafı kıpkırmızı oldu. O kadar etkili vuruyor ki Armand Bazyarin middle kickleri Sami Hocam. Yani sol taraf perişan vaziyette Serdar'ın. Armani gerçekten çok sert bir sporcu. Tabii ki Serdar da çok sert sporcu. Gerçekten çok zorlanıyorlar zaten ikisi de. Daha birbirine... Birinci round sona erdi sevgili izleyiciler. Tanımadılar. Bu round'da tanıma round'uydu. Bence ikinci round çok daha sert geçecek. Sami Akın Hoca yorumlarıyla bizlerle birlikte, Şenol İpek'le birlikte 3 aydır bu organizasyon için Eskişehir'e gidip İstanbul'a dönüp mekik dokudu sevgili izleyiciler. Ve bu gece fight card gerçekten çok etkili. Armand Bazyarin, Serdar Yiğit Eroğlu müsabakasından sonra Yusuf Mehmetoğlu, Sinan Çağla kapışması. Gerçekten ekranlarınızın başına oturun, kahvelerinizi, çaylarınızı hazırlayın. Müthiş bir müsabaka olacak o da. Daha sonra Enes Yay ile Okan Bir Tane karşılaşmasını izleyeceksiniz. Ve Meysam Varmazyer, İsmail Uzuner. Yine çok güzel bir müsabaka olacak sevgili izleyiciler. Ve Yanu Dakruz, Atakan Aslan karşılaşmasını izleyeceksiniz. Enla Grasse Peraus, Seda Duyucu Aygün, Muhammed Gedi ve İbrahim Bağlı müsabakaları var. Son derece keyifli, zevk alacağınız, kickboksa doyacağınız bir gece sizleri bekliyor. Ekranlarınızın başından ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi ikinci round başlıyor ve gong sesi. İlk roundda gerçekten kran krana bir müsabaka vardı. Serdar Yiğit Eroğlu, Armand Bazyarin 32 yaşında.
Sevgili izleyiciler, Arman Bazyari İranlı ve Serdar 23 yaşında, 9 yaş daha büyük İranlı ve Serdar 1.85 kiloyla 3 artı daha kısa ve 88 kilo, 3 kilo az Serdar. İnanın Serdar'ın middle kicklerden şu anda sırtı ve yan bölgesi inanılmaz derecede oldu. Arman da çok sert bir rakipmiş. İlk defa müsabakasını anlatıyorum ama Sami Akın hocanın vurguladığı gibi çok dayanıklı bir sporcu Arman Bazyari ve çok müthiş bir denklemi olmuş gerçekten de. Şu anda ihtar aldı. Bacağını tuttuğu için üçtür aynısını yapıyor ve ihtar aldı. Şu anda Serdar Yiğit Eroğlu ve puan düşüyor değil mi hocam? Bu durum kötü oldu. Şu anda ikinci roundda bir dakikayı geride bırakmak üzere Serdar bir sol direk çıkardı. Alttan bir lap kickle yokluyor rakibini. Kapanıyor tabii ki çünkü son derece tehlikeli bir sporcu olduğunu anladı Arman'ın. Çok güzel middle vurdu. Middle kick'i çok iyi vurdu Serdar. Serdar bir de çok iyi görüyor. Yani. Evet, çok iyi görüyor. Formda Serdar ama Arman'ın middle kick'leri de o kadar çok sert ki çok etkili middle kick'ler vuruyor. Serdar rakibin çok zor olduğunun farkına vardı. Yine bir middle kick geldi. Bu arada Serdar çok güzel. Serdar iki tane yumruk yedi. Çok güzel. İhtar aldı belki ama şimdilik müsabakayı iyi götürüyor. Arman da çok zorlu bir rakip. Sevgili izleyiciler. 1,5 dakika geride kaldı ikinci roundda. Yapmayacaksın diyor. Çekme yok. İhtar, yani bu ihtara sarılıyorsun diyor. Evet, ihtar alırsın dedi. Şu anda vermedi ihtarı ama sevgili izleyiciler yani bir Muay Thai müsabakası olmadığı için kickboksta buna izin verilmiyor. Şimdi ikinci roundda son dakikaya girmek üzereyiz. Çok sert yine. Çok sert darbeler. Serdar vuruyor. Ayrılmalarını istedi. Ve şimdi yeniden dövüş. Sevgili izleyiciler bir dakika kaldı. Ve bir kez daha sol geliyor şu anda. Sol geliyor. Ringde amansız bir kapışma var. Ayrılmalarını istedi. Arman köşesine gitti. Devam etmesini istiyor Şahin Koçak. Son 40 saniye sevgili izleyiciler. Son 40 saniye. Serdar şimdi yeniden yükseliyor Serdar ve Porsuk taş dışı yolu açıldı. Gayet iyi. Tribünlerin de desteği var. Evet. Serdar'a çok sert bir middle kick daha vurdu. Harika vurdu. Bravo Serdar. Hadi aslanım. Serdar hadi. Serdar acıverdi biraz ona. Evet çok şimdi güzel. Gidiyor üzerine doğru. Bir sağ skimle kurtardı kendini. Arman middle kickle tamamladı. Şimdi Serdar üzerine gidiyor. İhtar aldı. Bu puan kaybetmesi kötü oldu ama sonra belki de her şeyi belirleyecek. Sevgili izleyiciler, Serdar ağırlığını koymaya çalışıyor müsabakaya. Evet, gerçekten de çok keyifli bir müsabaka izliyoruz. İlk müsabaka. Astara Yusuf Mehmetoğlu Sinan Çağla maçı var. İşte Serdar ve Farsuk'ta Eskişehir'de tribünler çılgıncasına Serdar alkışlıyor. Serdar ihtar yedi ama bu roundda iyi toparladı. Çok da güçlü teknikler vurdu. Middle kicklar özellikle çok güzeldi. Yumrukları da çok güzeldi. Savaştı. Gerçekten bu roundda savaştı ve ringi hakimiyetini kabul ettirdi Arman'a. Arman zaten yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyor. Serdar fizik üstünlüğünü de tekniği de bu roundda kabul ettirdi. Birinci roundda ihtar yemesine rağmen bana göre de üçüncü round maçın sonucunu belirleyecek. Sevgili izleyiciler, ilk iki round gerçekten arkaydı. İki kickboksör de yoruldu. Serdar şu anda köşesinde ve tabii ki biraz daha masaj yaptırıyor. İnanılmaz middle kickler, lap kickler. Arka arkaya her iki kickboksör de birbirini zorladı. Üçüncü ve son round. Acımasız bir müsabaka oluyor. Serdar Yiğit'in 12 maçın 11'ini kazandı. Çok formda. Kaybetmek istemiyor sevgili izleyiciler. Ama Arman Bazyari, hadi koçum, hadi Serdar yanındayız. Arman Bazyari de sevgili izleyiciler şu anda oldukça diri vaziyette. Üçüncü ve son round sevgili izleyiciler.
ihtarı var Serdar'ın ama dengeledi, toparladı. Eskişehir'de desteği var seyircilerin Serdar Yiğiteroğlu'na. Gaziantep'li Serdar Yiğiteroğlu'ndan bu gece bir zafer bekliyoruz. Üçüncü ve son round. Bakalım ne olacak sevgili izleyiciler. Arman Basyari son derece tehlikeli, etkili bir kickboksör olduğunu ilk iki roundda gösterdi. Serdar sert vuruyor middle kick'i. Bir middle kick daha vuruyor Serdar Yiğiteroğlu. Kapandı arka arkaya. Bir sol bir sağ geldi Arman Basyari'den. Serdar bakıyor rakibine. Tabii ki etkili middle kickleri var Arman'ın da. Yine Serdar vurdu middle kick'i. Bir direkt yumruk geldi. Şimdi diz darbeleri var sevgili izleyiciler. Serdar Yiğiteroğlu, Arman Basyari müsabakasında şu anda Arman Basyari'nin başında bir açılma oldu. Çarpıştılar evet. Sevgili izleyiciler. Şu anda köşeye gidiyor Arman Basyari. Mithat Hoca şu anda yanına geldi. Hakem köşeye gitmesini istedi. Şu anda sevgili izleyiciler köşede Arman Basyari'nin tedavisi gerçekleştirilecek. Doktorlar geliyor sevgili izleyiciler. Çarpıştılar ve çarpıştıkları için de Arman Basyari'nin başında bir açılma meydana geldi. Şu anda Cengiz Pankoca, o da yukarı çıktı. Bakıyor durumu herhangi bir sıkıntı oluşturacak bir durum mu diye baktı. Çok önemli bir durum yok herhalde değil mi hocam, Sami Hocam? Bu işin tabii ki doğasında var. Çarpıştılar istemeyerek. Tabii ki çok zor bir maç, çok bir sert maç. Dolayısıyla ikisi de birbirine taviz de vermek istemiyor maçta. Bu normaldir. Ama çok ağır bir açılma olmadığını umuyorum. Zaten ben Arman'ı gerçekten yakından da tanıyorum. Çok savaşçı bir oğlan. Ki Serdar gibi bir kardeşimizin karşısında bak bu kadar dayandı. Gerçi benim yine diyorum. Ben birkaç maçını izledim Arman'ın. Çok güçlü ve iyi bir sporcu. Bakalım ne olacak sevgili izleyiciler. Biz de merak içerisinde bekliyoruz. Şu anda Arman Basyari'nin tedavisi sürüyor ve müsabakanın son roundundayız sevgili izleyiciler. Şu anda Arman Basyari'nin tedavisi devam ediyor. Serdar Yiğiteroğlu son dönemlerin Türkiye'de kickboksta ve Muay Thai'da önemli isimlerinden biri. 23 yaşında Serdar Yiğiteroğlu. Özellikle middle kickleri çok etkili ve harika işler çıkartıyor son dönemlerde. Tekrarlayalım. Rumeli Üniversitesi sporcusu Serdar Yiğiteroğlu 12 maçının 11'ini profesyonel kariyerine kazandı. Knockout sevgili izleyiciler. Bunu da bir kere daha tekrarlayalım. Şimdi köşesine gitti Arman Basyari. Oyun yine kaldığı yerden devam edecek müsabaka. 2 dakika 5 saniyede durdurdu Teoman Kozan yönetmenimiz ve şimdi yeniden başlıyor müsabaka. Sert middle kickler var. Arka arkaya etkili darbeler var. Şimdi Arman Basyari etkili vuruyor. Serdar kapan yukarı çıktı. Çok güzel. Çok güzel yukarı çıktı. Kaydı. Serdar Yiğiteroğlu tekrar rakibinin gözlerinin içine bakıyor. Sert bir middle kick geldi Arman Basyari'den ve bir kez daha Serdar geliyor. Şimdi sağ yumruğunu vurdu. Birbirlerine sarıldılar sevgili izleyiciler ve müsabakanın son 1,5 dakikasına giriyoruz. Köşede Serdar sol vuruyor Serdar. Ve şimdi bir low kick attı Arman Basyari. Bir sol geliyor şimdi. Sert bir low kick daha. Serdar Yiğiteroğlu. Serdar yine rakibinin üzerine gidiyor. Bir sağ vurdu Arman Basyari. Arman Basyari köşede iplerde. Yine sarıldılar ve diz darbeleri var. Şimdi bir sol geliyor. Arman son dakikaya girilirken mücadelesini sürdürüyor. Arman Basyari yerde buldu kendini. Kondisyon tükendi Arman'da. Arman Basyari de. Şimdi Serdar gidiyor üzerine. Bir sağ vurdu ama denk getiremedi sevgili izleyiciler. Serdar Yiğiteroğlu. İkisi de çok yoruldu. Eforu yüksek. Bir maç oldu, yine kafa kafaya vuruştular. Bir sağ bir sol geliyor Serdar'dan. Hadi Serdar, hadi aslanım. Köşeye sıkıştırdı. Vur Serdar. Köşede vuruyor. Bir dakika. Evet. Harika. Harika. Harika Serdar. Bravo. Arman Basyari zor durumda. Zor durumda. Son 20 saniye. Son 21 sol. Mükemmel Serdar. Aferin oğlum. Bravo Serdar. Aldı mı
maçı. Aldı maçı. Evet, aldı kesinlikle, maçı. Kesinlikle. Bravo Serdar Yiğiteroğlu. Serdar'ın bence. Bravo Serdar. Son saniyeler. Bitmek üzere. Metal Check. Bir sağ geliyor. Bir sağ. Bravo. Aslanım oğlum. Aslanım aslanım. Bravo Serdar. Bravo Serdar Yiğiteroğlu. Bitti. Arman, bitti. Maç bitti. Arman Gradi durumda. Maç bitti. Arman maç Gradi bitti. Durumda. Sayması lazım. Sayması lazım. Bitti. Bitti. Bakıyoruz. Yüksek var diyor. Evet sevgili izleyiciler. Bir dakika şu anda ne olacak? Köşeye gidiyor. Sevgili izleyiciler şu anda ring hakemi Şahin Koçak şu anda Serdar Yiğiteroğlu dirsek geldi diyor. Dirsek gelmiş olabilir. Bakalım ne olacak? Devam edecek büyük olasılıkla. Dinlenmesini bekliyor. Dirsek diyor. Hayır olmaması gerekiyor. Saymayacak herhalde. Kasıt yok. Cengiz Pan kasıt yok. Şu anda tekrarı geliyor görüntüye. Teoman Kosan ekrana getiriyor. Yok dirsek. Arman Bazyari zor durumda sevgili izleyiciler. Şimdi müsabakada 3. ve son round Grogi durumdaydı. Bakalım ne olacak sevgili izleyiciler. Serdar müsabakayı kazanmaya çok yakın. Son saniyeler gerçekten inanılmaz vuruşlar yaptı ve müthiş bir müsabaka çıkardı Serdar. Hadi koçum. Bravo aslanım. Bu Serdar çok güzel. Hocam senin tahminini yanlış çıkardı. Müthiş evet. Ben açıkçası Arman'ı çok birkaç maçını izledim. Evet. Çok güzel. Kondisyonu yetmedi sonra. Tabii ki. Ama benim için önemli olan şu. Türkiye'deki çok güzel bir maç oldu. Türkiye'de birçok organizasyon yapan arkadaşlar bazı Türk sporcuları koruyorlar. Ellediği zaman yani yumruğu geliyor hemen maçı bırakıyorlar. Bu şekilde maçın olmadığını, yapılmayacağını bu arkadaşlara göstermek istedim. Gördüler. Evet. Hem Türk sporcuyu hem yabancı sporcuyu. Ve bu akşam 7 tane maç var. 7 tane maçın hepsi aynı şekilde olacak. Kesinlikle asla öyle. Değmeden yatan arkadaşlara burada eleştiriyorum ona göre. İnanılmaz bir maç oldu gerçekten de. Bu arada hocam Bekir Aydın size selam söylüyor. Çok selamlar Bekir. Kondisyonu yetmedi diyor. Harika bir maç oldu diyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi tekvandocu olan müsabakalarını seyrediyor. Biz de selamlarımızı gönderelim. Evet, karar açıklanıyor sevgili izleyiciler. Şimdi harika bir maç vardı gerçekten. Alkışlıyorum Serdar'ı. Sürekli de göz göze geliyoruz. İnanılmaz bir müsabaka çıkardı. Benim favorimdi sevgili izleyiciler. Fakat Sami Hoca Arman Bazyari'nin çok zor bir rakip olduğunu söyledi. Öyleydi gerçekten de. Serdar Yiğiteroğlu 13. maçında 12. galibiyetini aldı. Tebrikler Serdar. Tebrik ediyoruz seni, harikaydın. Gerçekten harikaydın. Çorum'dan, Sungurlu'dan mesaj var sevgili izleyiciler. Selamlar var. Şimdi yine müthiş bir müsabaka var. Sami Akın Hoca'nın eşleştirmesi. Harika bir müsabaka. Yusuf Mehmetoğlu, Sinan Çağla kapışması. Arman Bazyari gerçekten de çok etkili bir kickboksör çıktı. Ama bizim kickboksörümüz muhteşemdi. Ve Serdar Yiğiteroğlu rakibini 3 defa yere düşürdü sevgili izleyiciler. Müsabakayı kazandı. Tebrik ediyoruz. 2-1 sayıyla aldı Serdar Yiğiteroğlu. Ve gecenin ilk maçında galip geliyor. Serdar çok çalışkan, 23 yaşında ve çok başarılı bir isim gerçekten de. Şimdi Çılgın Sedat'a gidelim.